Bu ifadenin çarpanları ayrılmış halini soruyor bize arkadaşlar. Şimdi şurada da x ifadesini burada da x ifadesini görüyoruz. O zaman biz bunları x parantezine alacak olursak x'i kapattım hiçbir şey kalmadıysa 1 yazarım içeri. x'i kapattım geriye ne kaldı? Eksi a kaldı bunu da içeriye yazdım. Daha sonra şu ifadeyle şu ifadeye bakıyorum arkadaşlar. Bu ikisinde de y olduğu için y parantezini alırsam diyorum kapattım, hiçbir şey kalmadı bir yazdım kapattım eksi a kaldı bunu içeriye yazdım. Şimdi bir bakıyorum bir eksi alar eşit oldu. O zaman bir de bir eksi a parantezini alacak olursam bir eksi a'yı kapattım x kaldı içeriye yazdım bir eksi a'yı kapattım y kaldı içeriye yazdım. Şimdi cevabımız ne oldu? Bir eksi a çarpı x artı y oldu. O da Edirne seçeneğinde mevcut. Aşağıdakilerden hangisi bu ifadenin çarpanlarından biri değildir demiş. Şimdi arkadaşlar biz şu ikisini x kare parantezine alacak olursak, bu x küp ne demektir aslında x kare çarpı x demektir. O zaman içeride x kalacaktır. X kare burada da kapattım neden kalacaktır? 2 kalacaktır. Bunları yazdım. E şurayı da eksi parantezine alacak olursak içeride ne olur? X artı 2 olur. Peki şimdi x artı 2'ler ortak olmadı mı? O zaman bir de gidelim x artı 2 parantezini alalım hadi. Kapattım x kare kaldı içeriye yazdım. Kapattım hiçbir şey kalmadı. Eksi kaldı sadece o yüzden eksi 1 yazmış oldum. Hatta şöyle de yapabiliriz. x artı 2 çarpı şurada 2 kare farkı vardır. Yani x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak ayırabiliriz bunu. O zaman x artı 2 bunun çarpanlarından biridir. x eksi 1 de çarpanlarından biridir. Hatta x artı 1 de çarpanlarından biridir. Ee, şurada 1 eksi x kare verilmiş değil mi? Ee, biz şunu şöyle yazamaz mıyız? Eksi parantezini alırız. Şuradaki ifadeden bahsediyorum. x artı 2 deriz. Çarpı eksi parantezini aldığımızda 1 eksi x kare olacaktır. O zaman bu da bunun çarpanlarından biridir. Ama x eksi 2 hiçbir şekilde çarpanı olamaz. Cevabımız denizlidir a eksi b eşittir 2, a artı b eşittir 6 olduğuna göre b kare eksi a kare ifadesinin değerini sormuş. Şimdi b kare eksi a kare de zaten iki kare farkı var görüyoruz değil mi? O zaman bu aslında b eksi a çarpı b artı a demektir arkadaşlar. Şimdi a eksi b'yi 2 olarak verdiyse b eksi a da ne olacaktır? Eksi 2 olacaktır tam tersi olduğu için. b artı a yani a artı b aynı şeydir 6 olarak verilmiş. O zaman bunların çarpımı da eksi 12 olur cevabımız Ceyhan seçeneği x eksi 3 bölü x eşittir 4 eşitliği veriliyor. Buna göre x kare artı 9 bölü x karenin değerini sormuş bize. Şimdi biz buradan iki tarafında karesini alacak olursak birincinin karesi artı ikincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diyorduk bir de değil mi? O yüzden eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci olarak yazdık. Eşittir 4'ün karesinden de ne geldi? 16 geldi. Şu x'ler gitti. Şurayı bir düzenliyorum x kare artı 9 bölü x kare eşit e, eksi 6 geldi. Eksi 2 çarpı 3'ten eksi 6. Bunun karşıya attığımızda artı 6 oldu. 16'ya 6 eklediğimizde de 22 olarak gelir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. A eşittir 5,128 B eşittir 2,872 olduğuna göre A eksi B'nin karesi artı 4 AB ifadesinin değerini soruyor bize. İlk olarak A eksi B'nin karesini açalım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi artı 4 AB var. Şimdi düzenlediğimizde A kare eksi 2 AB artı 4 AB'den artı 2 AB gelir artı B kare. bu ne demektir arkadaşlar? Aslında A artı B'nin kare açılımı demektir. O zaman Bunları yerine yazacak olursak A yerine 5,128 artı B yerine de 2,872 yazacak olursak daha sonra da karesini alalım. Şimdi 128 ile 872'yi topladığımızda zaten 1000 yapacaktır. Bu da bir tam anlamına gelir. 5 buradan 2 buradan 7 bir de bir tam geliyor bunlardan 8 oldu. Yani burası aslında 8'in karesi anlamına geldi. Bu da 64'tür cevabımız Ceyhan seçeneği m artı 2 n eşittir 6 k eksi n eşittir 5 olduğuna göre şu ifadenin değerini soruyor. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şuraya bakacak olursam burada k'lar ortak ve m'ler ortak doğru değil mi? O yüzden km m parantezini alacak olursam içeride bir tane m kalır burada. Şunu hallettik. Şimdi burada k kapattığımızda ne kalıyor? Dışarıda 2 n kalmış oluyor. Artı 2 n olarak bunu yazmış olduk. Şunları ne yapalım peki arkadaşlar? Bunları da eksi n parantezine alacak olursak içeride bir tane m kalır ve şuradan da artı 2n gelir. m artı 2n'lerin ortak olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla m artı 2n parantezini alalım şimdi de. Ne kaldı buradan? Kapattığımda km kaldı. Bunu da içeriye yazdım. Kapattım. Eksi n geldi. Bunu da içeriye yazdım. m artı 2n'in bize 6 olduğunu söylemiş. km eksi n'in de 5 olduğunu söylemiş. E bunların çarpımı 30'dur. Cevabımız Bursa seçeneği. a çarpı a eksi b eşittir 1. Bu a'yı içeri dağıttığımızda a kare eksi a b eşittir 1 olarak gelir. Burada da b'yi içeri dağıtacak olursak b kare eksi a b eşittir 3 olarak gelir. Şöyle bunları bir taraf tarafa toplayalım mı? Bakalım ne geliyor? a kare eksi a b eksi a b'den eksi 2 a b bir de burada b kare var. Eşittir 1 artı 3'ten 4 gelmiş oldu. Şimdi bu neyin açılımıdır arkadaşlar? Aslında a eksi b'nin kare açılımı değil midir? O zaman neyin karesi 4'tür diye soracak olursak a eksi b ya 2'dir deriz ya da eksi 2'dir deriz. Bize neyi sormuş? a eksi b farkının mutlak değer. Şimdi 2'nin de mutlak değeri 2'dir. Eksi 2'nin de mutlak değeri 2'dir. O zaman bizim cevabımız her türlü 2 olarak gelir. Yani Bursa seçeneği olur. Aşağıda uzun kenarı 2b birim, kısa kenarı 2a birim olan bir dört, ö, dörtgen verilmiştir. Yukarıda verilen dikdörtgenden e, 4 adet kare elde edilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre yeşil boyalı karenin alanı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi şuranın tamamı 2B ise ve şurada kare elde edildiyse burası 2A olduğuna göre şuranın da 2A olması lazım deriz kare olması için. Daha sonra şuraya ne kalır? 2B eksi 2A kalır. Peki burası 2B eksi 2A ise burası da ne olur yine? 2B eksi 2A olur çünkü burası da bir kare oluyor. Tamamı neydi bunun? 2A'ydı değil mi? O zaman şuraya ne demem lazım arkadaşlar? 4A eksi 2B demem lazım ki şu 2B eksi 2A ile topladığımızda 2A'yı versin. Peki. Daha sonra şunu da söyleyebiliriz. Bunun bir kenarı eğer 4A eksi 2B ise diğer kenarı da aynı şekilde. Çünkü bunlar kare oluşturacaktı peki şuranın tamamı şu uzunluğun tamamı şuradan şuraya kadar 2B eksi 2A'ydı değil mi o zaman buranın da 2B eksi 2A olması lazım deriz bunun olması için de arkadaşlar şuraya ne dememiz gerekir şurada 4A eksi 2B vardı biz 2B kalmasını istiyoruz demek ki şuraya 4B demem lazım ki 2B'yi çıkarttığımda 2B kalsın bir de eksi 2A olmasını istiyoruz burada 4A vardı buraya eksi 6A dersek işte o zaman sağlanmış olacaktır Peki burası 4B eksi 6A ise şurası da ne olacaktır arkadaşlar? Yine 4B eksi 6A olarak gelecektir. Peki şunların birbirine eşit olduğunu görüyoruz değil mi? Şu 4B eksi 6A ile şuradaki 4A eksi 2B'nin birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şöyle diyecek olursak 4B eksi 6A eşittir 4A eksi 2B. Düzenleyelim hemen. Eksi 6a'yı sağ tarafa attım. Artı 6a olarak geçti. 4a da burada var. 10a oldu. Eksi 2b'yi de sol tarafa attım. Artı 2b olarak geçti. 4b de burada vardı. 6b oldu. 2'ye böldüğümüzde 3b eşittir. 5a olarak geldi arkadaşlar. Bu bir kenarda dursun bakalım. Bize e, neyi soruyordu? 4a eksi 2b'nin karesini soruyor aslında bize değil mi? Çünkü yeşil alanın karesi bu olacaktır. 4a eksi 2b'nin karesi. Peki cevabın A cinsinden olmasını istiyor. Dolayısıyla biz burada B gördüğümüz yere eğer 5A bölü 3 yazacak olursak hemen gidelim yazalım. 4A eksi 2 çarpı 5A bölü 3'ün karesi dedim. 3 ile 4A'yı çarptım 12A. Eksi 2 ile 5A'yı çarptım eksi 10A. 12A'dan 10A'yı çıkarttığımızda 2A geldi. 2A bölü 3'ün karesi oldu. E, karesini aldığımızda da bu ne olarak gelecektir arkadaşlar? 4A kare bölü 9 olarak gelecektir. Cevabımız Adana seçeneği olur. 11'in küpü artı 5'in küpü sayısı aşağıdaki sayılardan hangisine tam bölünemez diye sormuş. Şimdi hemen size şu formülümüzü hatırlatıyorum. A küp artı B küp. 2 küp toplamı diyorduk biz buna. Ne diyorduk buna? A artı B çarpı A kare eksi A B artı B kare diyorduk değil mi? Hatta şöyle hatırlayacaktık. Artı ile başladıysak şurası artı olacak. Eksi olsaydı mesela A küp eksi B küp olsaydı o zaman A eksi B diye başlardık. Bu durumda da şu A önündeki artı olurdu. Peki biz buna bakalım. Şu anda bize zaten böyle bir ifade vermiş. Yazıyoruz şimdi 11'in küpü artı 5'in küpü eşittir diyorum. 11 artı 5 çarpı 11'in karesi eksi 11 çarpı 5 artı 5'in karesi. Düzenliyorum. 11 ile 5'in toplamından 16 geldi. 11'in karesi 121. 11 ile 5'i çarptığımda eksi 55 oldu. Artı 5'in karesinden de 25 geldi. Eksi 55 artı 25 eksi 30 demektir. 121'den 30'u çıkarttığımızda da 91 kalacaktır. Yani burası aslında 16 çarpı 91 oldu. Bunu da çarpanlarına ayıracak olursak 16 demek aslında 2 üzeri 4 demektir. E 91 demek de 13 çarpı 7 demektir. Şimdi hangisine tam bölünemez? Mesela şu ifade 7'ye tam bölünemez mi? Bak bölündü. Şu şekilde bölünür. Dolayısıyla 7'ye bölünebilir. 7'ye eledik. 8'e de bölünür. Çünkü burada zaten 16 var. 16 8'e bölünce için bu ifadenin tamamı da 8'e bölünmüş olur. 26'ya bölünmesi için arkadaşlar içinde bir 13 bir de 2 bulundurması lazım. Evet bir tane 13 bir tane de 2 var. Hatta daha fazla da 2 var. Dolayısıyla e 26'ya da bölünür. 28'e bölünmek için bölünmesi için 7 ve 4'e bölünmesi lazım. İçinde 7 de var, 4 de var. Zaten burası 2'nin karesinden 4 gelir. Üzerine bir tane daha 4 kalır hatta. 39'a bölünmesi için 13'e ve 3'e bölünmesi lazım. Tamam 13 burada var ama 3 burada olmadığı için 39'a bölünemez. Cevabımız Edirne oldu x küp eksi 1 bölü x kare eksi 1. Şu ifadeleri bir düzenleyelim. Şurada aslında 2 küp farkı var değil mi? Biz bunu şöyle yazabilir miyiz? x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 olarak yazabiliriz bölü diyorum aşağıda da iki kare fark olduğunu görüyorum o zaman aşağıyı da x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak yazabiliriz şuradaki bölme işlemine bakıyoruz o zaman birinci olduğu gibi kalsın yani şurası olduğu gibi kalsın İkinciyi ters çevirip çarpalım diyeceğim ters çevirdiğimde x kare artı x yukarı geldi hatta onu da x parantezine aldığımda içeride x artı 1 kalacaktır bölü yukarıdaki ifade de aşağıya gelmiş oldu x kare artı x artı 1 olarak Şimdi sadeleştirme işlemlerini yapacak olursak mesela şunlar gitti. x artı 1'ler de gitti. Şuradaki x eksi 1'ler de gitti. Geriye sadece şuradaki x kaldı arkadaşlar. Yani cevabımız bursa seçeneği oldu. x kare eksi x'in karesi eksi 26 çarpı x kare eksi x artı 120. Şimdi işlemimizi kolaylaştırmak için şuradaki x kare eksi x'lere a diyecek olursak burası a'nın karesi olur. Buradan eksi 26 a gelir. Artı 120. Bunu çarpanlarına ayırabilir miyiz? A'ya A olarak ayırsak. Şunu da eksi 20'ye eksi 6 olarak ayırsak. Eksi 20 A çapraz çarpıyorum. Eksi 6 A da buradan. Eksi 26 A'yı verdi. Tamam sağlanmış oldu. O zaman burayı biz A eksi 20 çarpı A eksi 6 olarak yazabiliriz. Bu durumda A buradan ne gelecektir arkadaşlar? Bunu bir sıfır eşitleyecek olursak. Bu durumda A buradan ya 20 gelecektir ya da 6 gelecektir. O zaman A yerine bir 20 yazalım bir de 6 yazalım. 20 yazdığımızda x kare eksi x eşittir 20 oldu. 20'yi sol tarafa atıyorum. x kare eksi x eksi 20 eşittir 0 olarak geldi. 6 yazdığımızda da x kare eksi x eşittir 6 oldu. 6'yı sol tarafa attığımızda eksi 6 eşittir 0 olarak gelmiş oldu. Şimdi burayı x'e x şurayı da eksi 5'e artı 4 olarak ayırabiliriz x'e x eksi 3 e artı 2 olarak ayırabiliriz. O zaman çarpanlarımız burada x eksi 5 ve x artı 4 olarak geldi. Buradan da x eksi 3 ve x artı 2 olarak geldi. Bize neyi sormuş? İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir diye sormuş. x eksi 5 çarpanlarından biridir. x eksi 3 evet var. x artı 2 burada var mı? Evet. x artı 3 burada yok. x artı 4 burada var. Cevabımız denizli oldu x artı y'yi 5 olarak vermiş. x küp artı y küpü de 20 olarak vermiş. Buna göre x çarpı y kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ben şu yukarıdaki ifadenin küpünü alacak olursam iki tarafında küpünü alayım. Küpünü nasıl alırız? x küp deriz. Hatta bunu şöyle hatırlayalım nasıl yaptığımızı x küp bir tane düşürdüm x kare bir tane düşürdüm x bir tane düşürdüm x üzeri 0 yazmama gerek yok. Y'ye tersten başlıyorduk. Y üzeri 0 diyorduk şuraya yazmamıza gerek yok. Y üzeri 1 diyorduk, Y üzeri 2 diyorduk, Y üzeri 3 diyorduk. En sonunda da Pascal üçgenini hatırlıyorduk. 1 3 3 1 diyorduk katsayılarına. Arada artı olduğu için de hepsinin arasına şöyle artıyı yazıyorduk. Bunu bu şekilde açıyorduk. Peki Hatta şöyle yazalım. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 5'in küpünden 125'e eşitmiş. Aşağıda da x küp ile y küpün toplamını 20 olarak vermiş bize. Artı diyorum. Şurada 3'lerin ortak olduğunu gördüm. X'lerin ortak olduğunu ve Y'lerin ortak olduğunu gördüm. Bunların parantezini aldığımızda içeride X artı Y kalacaktır. Şu iki ifadeden eşittir. 125 olarak geldi. 20'yi karşıya attım şimdi. Şöyle 3XY x artı y eşittir 105 olarak geldi. İki tarafı da 3'e bölecek olursam şöyle 3'e böldük diyelim. x çarpı y x artı y yerine ne yazacağız peki? Şurada ne vermişti en başta x artı y yerine? 5 vermişti. O zaman geliriz burada 5'i yazarız. Eşittir. 105 bölü 3'ten de 35 gelir. Şimdi iki tarafı da 5'e bölelim. x çarpı y eşittir. 7 olarak gelecektir arkadaşlar. Yani cevabımız denizli olacaktır.